Evet, zaten programın açılışında masamda oturan kıymetlimi gördünüz. Çok küçüktüm, bu sektöre yeni başlamıştım. Babamın öğretmeni, benim de tabii ki okulunda okumadım, yani konservatuvar okumadım ama onun tedrisatından geçtiğim için diyebilirim ki öğretmenim olan sevgili Haldun Dormen'in hayalini kurduğu bir dizi vardı. Adı Son Kumpanya'ydı ve ben daha 19 yaşındaydım. Bana dedi ki Ceyda sen de oynayacaksın Son Kumpanya dizisinde. Şampiyonlar Ligi bir kadro var. Tiyatro dünyasının çok önemli isimleri var. Hatırlıyorum oradaki şaşkınlığımı, Şişli'de eski İnci Sineması'nda çekmiştik Son Kumpanya dizisini. 8 bölümlük mini bir diziydi. Ya oynayabildim mi oynayamadım mı hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama hatırladığım çok büyülü bir setti. Çok kıymetli tiyatro üstadları vardı ve ben o 8 bölüm işte artık kaç hafta olduğunu siz hesap edin, 10 hafta deseniz 2,5 ay. Olunabilecek en güzel okuldaydım bence. Ve orada biri vardı. Enerjisiyle, neşesiyle, seti kavramasıyla, anılarıyla hep onu dinlerdim. Hep onu takip ettim, hep ömrüm boyunca. Ve o hiç vazgeçmedi oyunculuktan. Gerçek bir yaşayan efsane benim için o. Çok kıymetli. Ve bugün stüdyomda. O kadar heyecanlıyım ki onu ağırlayacağım için. Onu dinleyeceğim için ve sizlerle buluşturduğum için. Birlikte hangi cümlenin peşinden gittiğimizin bence hiç önemi olmayan bir program ama tabii ki onun için de bir cümle seçtik. Halbuki o kendisi başlı başına bir cümle. Ben onun cümlesinin peşinden gitmeyi tabii ki tercih edeceğim ama ritüeller kendimizi güvende hissettiğimiz yerler. Bu programın da en büyük ritüeli bir cümlenin peşinden gitmek. Dolayısıyla gelin cümlemize bir bakalım. Sanat tek mükemmel ustalıktır ve ustalık birçok hikaye barındırır demiş Jack London. Jack London az demiş. Kendi hikayesini yazmış. Koskocaman bir hikaye. Bitmeyecek öykü gibi. Evet. Zihni Göktay. Evet, çok duygulandırdın beni. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Zihni Hanımcığım. Güzel kızım. Oo, 18 yaşından beri tanıyorum seni. Evet. Genç kız, olgunlaşmış, koskocaman bir güzel bir kadın olmuş. O zaman da güzeldi, şimdi de güzelsin. Başarılarından övünüyorum. Yani kendi kendine güzel yetiştirdin yaptığın programlarda. O dizide de çok telaş etme. Çok güzel oynamıştın. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Yani. Kumpanya'nın dansözü. Kumpanya tabii. Fakat bir talihsizlik oldu işte. O zaman evet. O dizi daha devam ederdi o kumpanyada. Evet. Bir şey oldu işte kanallarla olan bir Haldun abinin. Evet. Şeysi irtibatsızlığından dolayı 8 bölüm. 8 bölümdü değil 8 mi? Bölümde bitmişti. 8 bölümde bitti. Ama güzeldi. Güzeldi. Hayatımın en güzel anılarıydı. Yıldız Tilbe de vardı kadroda. Hatırlıyor musun Zihni abi? Yıldız böyle durup dururken bir şarkı söylemeye başlardı. O İnci Sineması ne olurdu? Yani çınlardı. Yalnız bir tek o güzel sesin bir tek kusuru vardı. Sete hep geç gelirdi. Evet. Yani Yıldız'ı çok seviyoruz ama evet. Sete hep geç gelirdi ama kimse de kızmazdı. Öyle aynen. Bir özür dilerdi ki herkesi sarıp evet. Sarmalardı. Öyle bir şey vardı. Evet. Şeytan tüyü vardı. Evet. Kimse kızmazdı. Canım Kemal Uzun. Allah rahmet eylesin. O yanımızdaydı. Ben de oyuna gideceğim. Kemal hala detay çekmeye çalışıyor. Evet. Kemal oyuna geç geliyor. Geç kalacağım. İşte ben tiyatrocularla bunun için çalışmak istemiyorum. Abi bir siz de bile kavga ediyordunuz hatırlıyorum. Ya oyuna gideceğim bıraksana beni diyor. O da diyor ki tiyatrocularla çalışmak istemiyorum. Hep böyle oluyor diyor. Ama hep tiyatrocularla çalıştı. Evet, evet. Yani işte işin şeysi A maddesi bu olduğu için. Değil mi? Öyle. Size bir lokmacık su vereyim. Ay... Ağzınız kurursa içmek için. Teşekkür ediyorum. Su şifadır, sağ ol. Değil mi? Şifadır tabii. Su. H2O daima güzeldir. Önemli. Zihni abicim. Canım benim. Ben nasıl gidiyor hayat demeyeceğim, nasılsın demeyeceğim. Diyeceğim ki, şöyle bakınca arkana ne anlatırsın? Şimdi o bir şarkı sözünün başlığıdır.
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Ben hiç pişman olmadım bu mesleği seçtiğim için. 16 yaşında seçtim. 18 yaşında profesyonel oldum Ankara Meydan Sahnesi'nde. Çok sıkıntılar çektim. Benim hep doktor, mühendis, diş tabibi, eczacı olmamı istiyorlardı. Aile tarafım, babam hariç. Ama müsbet ilimlerde bir türlü başarılı olamıyordum. Matematiktir, işte geometridir, fizik, kimya filan bunlardan, biyolojiden hep sınıfta kalıyordum. Gerçekten mi? Tabii. Tembel miydin? Tembel değildim, sevmiyordum ben. O dersleri sevmiyorum. Ama mesela birçok öğrenci tarih dersini sevmez değil mi? İşte Mercidabık ne zaman olmuş, işte Otlukbeli Savaşı, Ankara Savaşı, kim yenmiş, kim gitmiş, onların hepsini bilirdi tarihinde. Bazıları da 1453 İstanbul'un fethinden başkasını bilmezdi. Bir de Malazgirt'i bilirdi. Evet. Benim tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, yani diğer adı Malumat-ı Vataniye'ydi. Öyleydi. Malumat-ı Vataniye. Malumat-ı Vataniye. Biz daha şeyden daha yeni kurtulmuştuk. Atatürk Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra riyaziyedir, efendim hendesedir, efendim zahittir, nakıstır filan, onlar kullanılmış bizden önce. Şimdi biz artıdır, eksidir, çarptır filan, onlardan rahattık ama bazı derste yine Osmanlıca terimler vardı. Tamam. Neyse, işte o yüzden ben edebiyatım çok iyiydi. Kompozisyon, tahrir dersimiz, onlar iyiydi. Ama ben işte tiyatrocu oldum. Diyeceğim lafın gelişi, sözü, ben pişman olmadım. 1966'dan beri, yok ne 66, evet. 64. Profesyonelliğim 64. Ondan önce Eminönü Halk Evi var. Türkiye Milli Talebe Federasyonu var. Gençlik Tiyatrosu var. Ondan sonra işte profesyonellik ama İstanbul'da değil. Nerede? Nedense. Nerede? Ankara'da. Ha, Ankara'da başladım. Ankara'da oldum. Kısmet öyleymiş yani. Tamam. Biraz da Ankara'da mı büyüdün peki? Yok, İstanbul'da büyüdüm. Niye Ankara? Dayımın evine yatmaya gitmiş insan değildim ben. Ankara'ya birdenbire Ankara Meydan Sahnesi'nden bir rol çıktı. Tamam. Rahmetli Erdinç Üstün'den, Selçuk Uluergüven. Gel biz Ankara'ya gidiyoruz, Ankara'dayız dedi filan. İşte bir Kenan Işık, ben, Kerem Yılmazer, Ayşen Guruda, Yılmaz Guruda hep birlikte Ankara Meydan Sahnesi'ndeydik. Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesi adlı oyunuyla. Ankara'da başladım. Ankara'da başladım ben. Aa, çok ilginç. Ama biraz da gidişimin sebebi başkaydı. Tiyatrocu olma dedik biz sana, bak. Ne kadar sıkıntılı bir işmiş. Bunlar ileride sürünürsün dedik sana, babam hariç. Bir dakika, bu babam hariç iki kez söylediğin için artık babayı sormak zorundayım ben. Baba niye hariç? Babam hariç çünkü bir tek babam beni destekledi. Baban ne işle iştigal ediyordu? Zanaatkardı, o terziydi. Terziydi. Tiyatroya bir aşkı ama mı var? Aşkı vardı. Ha. Gençliğinde tiyatro yapmış, biraz gitar tıkır tıngır tatırdı, yani böyle bir şeydi. Batılı adam yani şeyden, Batı göçmeni, ha. Bulgaristan göçmeni. Tabii. Ondan sonra diploması da Paris Terzilik Akademisi'ndendi. Paris Terzilik evet, Akademisi'nden. Evet, evet. Bükreş'ten şeyden almış şeyini, diplomasını, şubesi Bükreş'teymiş. Paris Terzilik Akademisi'nin bir şubesi de oradan diplomasını aldım. İşte ondan çok böyle iyi bir terzi yani. İyiydi, çok iyiydi. Ve sana dedi ki sen tiyatroda başarılı olursun. Olursun dedi ve beni hayatında hiç beni şeye götürmedi, maça götürmedi. Hep şehir tiyatrolarının, Darül Bedai'nin çocuk bölümüne götürdü. Çocuk tiyatrosuna gittim ben 7 yaşından itibaren çocuk tiyatrosuna. 11 yaşından sonra da Sürükler büyük oyunlara götürürdü. Bir tiyatro seyrederek tamam, büyüdüm. Tamam, o tiyatro aşkı baba tabii, alevlendirdi tabii, tabii. Meseleyi. Fakat Ceyda'cığım şunu dedi. Olacaksan, iyisini olacaksan, iyi bir aktör olacağına inanıyorsan bu yolun açık dedi. Ha. Ama 5. sınıf bir aktör olacaksan şimdi değil ama ileride çok ağrına gider dedi. 5. sınıf aktör ne Zihni abi? Var şimdi metrekareye 5 tane düşüyor şimdi bakarsan.
bilhassa şey dizilere bakalım yeter zaten. 15 dakika sonra kimin ne kadar aktör olduğunu iyi bir insan, iyi bir süzgeçten geçirirsen anlarsın. Sen zaten tiyatro sahnesinden geçmeyene oyuncu da demiyorsun. Tavrın o değil mi? Evet. Biraz öyle diyorum yani. Şeye giriyor da onun için, nefsi müdafaya giriyor yani. Ben bazı büyük laflar ettim vaktiyle de ama hepsinden de oynadım, o başka. Oynadım. Bir tane bir hikaye var, onu anlatacağım. Hmm. Bir gün biri bana dedi ki, caddede yürürken Fener yolunda oturuyorum, Bostancı'ya evet, kadar yürüyorum şimdi. Bir gün dedi, beyefendi dedi, Zini Bey sizi çok iyi tanıyoruz de dedi. Epeydi, bizimkiler de yeni bitmişti o zaman. Hmm. Bizimkiler bitti ama yani arayan soran da yok beni. Telefon zır demiyor, katliyen oturuyorum böyle. Bir adam bana dedi ki, beyefendi sizi çok iyi tanıyoruz, seviyoruz da dedi. İşte Kurunta ailesini seyrettik, bizimkileri seyrettik. Yeni bir şey var mı? Hangi kanaldasınız dedi. Yarama tuz bastı. Süveyş kanalındayım dedim. Çok komik. İşim yok dedi. Süveyş kanalındayım. Süveyş kanalındayım dedim. Ondan sonra, ama beyefendi buralarda da dedi. Yani ne kadar şey. Yani beyefendi dedim, benim dedim, devamlı arıyorlar da dedim. Yalan, kimse aradığı yok. Devamlı arıyorlar da ben dedim, affedersiniz her tuz gösterene hıyarı benden diye koşmuyorum dedim. Onun için dedim yani istemiyorum. Seçiciyim. Mesela ben türkücüyle dedim, mankenle dedim, dizi yapmam dedim. Peki. Aferin, iyi. Aferin, iyi etmişsin Zini Göktay, değil mi? Aradan bir ay, bir buçuk ay geçmedi, telefon zırr. Türkeren İnaloğlu'nun genel müdürü Yılmaz Ekmekçi. Zini Baba, Türker abi seni istiyor. Müjdat da oynuyor. Birlikteyiz. Cennet Mahallesi var dedi. Cennet Mahallesi'nde bir çingene eten var dedi. Almanya'dan geliyor dedi. Gurbetçi dedi. Oradaki istiyor. Çingene eteni senin oynamanı istiyor dedi. Evet. İyi, oynarız. Tamam. Karşımda kim var? Alişan var. Kim var? Çağla Şikel var. Aa, ben böyle bir laf etmiştim. Hay ağzıma tövbe estağfurullah. Başımdan sadaka şey ekmek tuz çevirip vereyim, sadaka vereyim. Ne kadar büyük laf etmişim dedim yani. Ama sonradan çocuklar ikisi de beni rahatlattılar. Dizi başladıktan sonra ben böyle bir halt ettim dedim. Kusura bakmayın. Yani dedim şey değil. Hiç telaş etme dedi Alişan. Ben zaten dedi Türk Sanat Müziği konservatuarı mezunuyum dedi. Gittik ben de dedi baleciyim dedi. 11 evet. sene bale yaptım dedi. Evet. O laflarını sayma dedi. Onlar güme gitsin dedi. Evet yani ikisi de kendi alanında eğitimli oldukları için. Birlikte. Çağla'nın hele yani sahne disiplini var. Çok iyi bir balerin iniş evet. zamanında ki tabii. zaten bedeninden de görüyoruz iş ahlakını. Tabii Ceyda'cığım öyle bir neyse, şey. Neyse çok da söylediğini yememişsin gibi olmuş diye evet düşünüyorum. Yani ama bundan sonra ben peşin hükümle hiçbir yerde böyle bir laf etmem dedim. Çünkü şey böyle bir laf şeye benziyor Ceyda'cığım. Yanlışlıkla sahnede de başıma geldi birkaç tane olayı da. Onun için o yanlışlıkla yapılan bir laf. Fazladan sıkılmış diş macununu aynı tüpe sokmak kadar zordur. Çok iyi laf. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Fazladan sıkılan diş macununu geri koyma yöntemini buldum ben. Buldun mu? Evet. sen az değilsin sen. Ya çünkü o sürekli boş diye sıkıyor, böyle fırlıyor ya. Ben de üzülüyorum, heba oluyor, yazık. Canım sıkılıyor yani. Sonra buldum bir yöntem. Anlatırım sana programdan sonra. Becerebiliyorum yani, ya da en kötü ne yapıyorum tabii ki. Yani bir yöntemi var ama onun dışında da küçücük bir kap buldum. Onu koydum banyoya. Ha, tamam. Hepsini koyup ama kapalı olması lazım kurumaması için tabii. diş macunun. Ona koyuyorum. En pratik yöntem o. Bravo. Ama öbür türlü de böyle hava aldırıp verdirtmek ve geri koymak diye bir sistem de var yani. Onu da bayağı inceleye buldum. Aferin, sen becerirsin. Olacak iş değil Zihni abi. Maşallah. Ama haklısınız yani insan böyle bazen... bir an oluyor ve bir cümle ediyor ve bunu çok inanarak söylüyor. Ama
ben de şu aralar asla asla demeyeceksin. Yani evet. Neye asla diyorsan hayat sanki biri bekliyor ya, asla bakanı var sanki hayatta. Asla bakanı var. Evet, arkadaşlarıma diyorum. Bence diyorum hayatta asla bakanı diye bir şey var. Hani nasıl ilahi adalet var falan evet, filan. Evet. Bu asla bakanı bakıyor. Sen mi asla dedin canım? 15 gün sonra görüşürüz falan diyor ve sana çat diye o aslayı çıkartıyor. Ben bunu hep yaşadım ya. İnadına üstüne geliyor değil mi? İnadına. Doğru. Asla böyle bir şey. Ne münasebet. Aa, kim? Ben mi asla demiştim? Yani evet. Diyecek evet. Bir şey yok gerçekten. Onun için bu şeyde de oluyor. Bu sahne üstünde de oluyor. Ben doğaçlamayı seviyorum ya. Tülahat seviyorum evet, ben. Evet seviyorsun. Ondan sonra en tehlikeli şey hele ödenekli tiyatroda oturuyorsan en ufak bir politik siyasi espri seni götürür Silivri'ye tıkıverirler vallahi hiç. Onun için orta oyununda olduğu gibi oyunun sonunda ben her ne kadar yapmasam da efendim sehven ağzımızdan çıkan bir laf olmuşsa her ne kadar sürçülisan ettikse affola Allah ömürler versin. Gidiyorsun. Zine abi lüküs hayat bir tiyatro rekoru mudur? Rekorudur. Türk tiyatrosunda. Türk tiyatrosunun rekorudur. Şöyle kaç yıl? 28 yıl. 28 29 yıl. Sezon, 28 tam yıl tiyatro sezonu olarak. Lüküs hayatta oynadın. Lüküs hayat. Ve benim etrafımda 114 kişi değişti Ceyda'cığım. 114 kişi. Ben hep orada durdum. Hep birileri değişti geldi bana replik verdi. Oynadılar karşımda. Artık 55 bin kilometre turne yaptık. Dünyanın çevresi 40 bin kilometredir. Aşağı yukarı. Ben 55 bin kilometre turne yaptım. Ondan sonra efendim 5 tane koştum, eskittim. 5 iyiymiş. Göbekle ben tertipli adamımdır. İyi evet, kullandım. Evet yani 5 çok iyiymiş hatta. 28 yıla 5 koştum. O da yani 50 kilo başladım sonra 76 kilo oldum. Sonra 107 kilo ile bıraktım. 107 mi? Şimdi 107 kilo musun? Ay o zaman bıraktım ben. Sonra işte 12 sene önce kroner bypass geçirdim. Mide ameliyatı geçirdim filan. Zayıflamak için değil de mecburen kötü şeyler çıktı. O zaman yani şey zayıfladım. Birdenbire 107 kilodan 76 kiloya düştüm. İyi. Rahatım. Şimdi iyisin ama iyi İyiyim. Yaramaz bir şey yok. Biraz şey var. Sarı nokta var gözümde. Ama o da normal değil yani mi artık? Kaç sene, 60 seneye yakın 70 kilometre ışık gözümüzde. Bu ışıklar çok tehlikeli. Tehlikeli. O yüzden başka çaresi yok. Meslek mi? Hastalığı olmuş. Mesleki deformasyon diyorum ben ona. Evet, tam mesleki deformasyon. Sonra biraz da şey var, o ırsi olarak şeyden biraz Parkinson var. Yani zaman zaman ellerim titriyor oluyor ondan sonra. Vallahi bende de zaman zaman oluyor. Artık galiba bazı şeylerin yaşı yok yani. Ben biraz duyguyla da bağlantılı olduğunu duyguyla da çok düşünüyorum. Duyguyla da bazen bağlantılı. Benim de böyle yazarken bir titriyor ne oluyor ya diyorum falan. Çok onun üzgün, için, çok gergin olduğum bir dönemse mesela. Gelirken dedim ki seni de seyrediyorum ya her gün. Evet. Şimdi benim kızım bana dedim şimdi oyunun sonunda defter uzatıyor ya bir şeyler yazarım, yazmaya dedim. Ben yazarım sen söylersin. Ondan sonra dedim benim elim titrer ve onu başta söyleyeyim ki dedim. Sonra dedim bozuşma olmasın sen dedim. Sen benim aşkımsın sen söylersin ben yazarım ben seni yorar mıyım hiç? Canım bir tane. Sen söylersin ben yazarım. Hiç öyle bir şey yok. Sen gönlünü de rahat hissedeceğim, bedenini de rahat hissedeceğim. Ederim. Burada o yüzden varsın. O da inadına sağ elimde oluyor, sol elimde yok. Ben de ondan yazamam tabii. Hepimiz yaş alıyoruz Zihni abi. Yaş alıyoruz, evet. Ne? Peki mesela gençlik zamanında ne hayal ediyordun? Bu yaşlarını düşünüyor muydun hiç? Neler vardı kafanda? Yani bu mesleğimi ölene kadar idame ettirmek, devam senin ettirmek istiyordum. Senin böyle bir lafın var. Sahne, yani sahnede son güne kadar olmak evet, gibi. Yani ben, ama artık oynuyor musun peki? Şimdi benim kimyam bozuldu. Pandemi seni pandemi, biraz üzdü. İki tane oyunum vardı. İkisi de repertuardan kalktı. Bir tanesi Hisse Hikaye. Evet. O, kızımla, damadımla birlikte oynuyordum. Zeynep'le, Uğur'la birlikte oynuyordum. Evet. Onu, Vasfi Bey'in rolünü oynuyordum. O İbn-i Refik Ahmet Nuri Bey'in Darül Beydani 100. yılı münasebetiyle Cibali Karakolu'nu oynuyordum. Onlar kalktı. Onlar kalktı. Sudan çıkmış balık gibi oldum. Ne oyun var, ne dizi var, ne bir şey. Ara sıra söyleşilere gidiyordum, o kadar. Tamam. Ama şimdi
genel sanat yönetmenimiz Ayşegül İstever. Ayşegül Hanım'ı konuk ettim. Öyleymiş. Sohbet ettik. Repertuarı anlattı. Çok heyecanlı şeylerden bahsetti. Evet. Heyecanlı. Ayşegül Türkiye'de ikinci genel sanat yönetmenidir. Bir tanesi Gencay Gül hanımefendiydi. Bunu da konuştuk. Gencay Hanım'dan evet, sonra ikinci hanımefendi. Ne güzel bir şey. Bir müthiş. Genel sanat yönetmeni olması müthiş. Bir şey. Yani, evet. Ve çok büyük bir aşkla duruyor mertebesinde. O çok kıymetli. Evet. O Zina abi seni de soruyorlar ne zaman oynayacak diye filan ne zaman oynayacak. Benim internetle, Google'la, YouTube'la bir ilgim yok. Benim iPhone'da sosyal medya hesabın yok. Yok öyle hesap tamam. Hesabı yok. Benim bir tuşlu telefonum var. Onu da açıp kapmasını zor biliyorum. Teknoloji özürlüyüm. Yani. Bir de biliyorum deseydim biraz ne bileyim. Allah, ne o bileyim. Özel bir ilgi alanı olur yani belli bir yaştan sonra evet, diye işte düşünüyorum. Durduğum yerde 5 kere şeye, Graham Bell'e küfrediyorum. Nereden icat ettin sen bunu ne güzel dumanla haberleşiyorduk diye. Mektup iyiydi diye değil mi? Duman mektup iyiydik biz. Gayet gayrimedeni bir laf ediyorum ama yani beceremiyorum. Yani bir şey, neyse etrafımda çok kişi bana yardım ediyor bu konuda. Ne güzel. Kızım Zeynep de olmak üzere. Süper. Neyse işte bir oyun buldular benim için. Yaşasın. Bir Rus oyunu. Evet. Adam benim gibi 76 yaşında. Oh. Karısı ölmüş. O da benim gibi. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Moskova'da oturuyor. Evet. Baba diyorlar kızıyla damat anasının gözü ama. Yani Ceyda'cığım insan eti ağırdır. Tamam. Kızı diyor ki baba kendi başına ne yapacaksın? Düşerse bilmem ne şu olur. Gel bizimle otur diyorlar. Peki kabul ediyor. Moskova'dan geliyor banyoya bir yere oturmaya onlarla. Evet. Huysuz biraz herif. Kendisi de huysuz. İşte orada benzeşmiyoruz. Ben evet şimdi onu diyecektim. Sen hiç huysuz değilsin. Tabii. Şimdi huysuzluğun provasını yapıyorum huysuz şimdi. Huysuz nasıl olunur? Nasıl olunur? Neyse. Onun şeyini kızının yanına yerleşiyor. Tamam. Damat diyor ki babam diyor böyle şey ama babama diyor bir eş bulsak diyor. Evet. Peki. Gizli gizli bir yerlere yazı yazıyor. Güzin abla gibi hani vardır ya gazetelere evet. Öyle. Üç tane talip geliyor adama. Bir tanesi eski bir hasta bakıcı, hemşire, sağlıkçı. Bir tanesi bir dansingde dansörlük yapıyormuş. Dansöz bir kadın, batı anlamında yani. Evet. Ondan sonra bir tanesi bir AVM'de temizlik işlerinde çalışıyormuş. Hep 60 yaşında, 64-65 yaşlarında kadınlar geliyorlar. Değişik saatlerde diye randevu verdikleri halde bir kakafoni, bir korozman oluyor. Karşılaşıyorlar. Ay biraz vaudeville gibi de, böyle bir şey var. Santimental yönleri de var, entrika kısmı da var. Allah! Ondan sonra bu hepsini tekik ediyor adam. Uzun lafın kısası. Söyleme sonunu. Söyleme. Gelsinler izlesinler. Söyleme sonunu. Bakalım ne olacak. Sus sakın söyleme. Söylemeyeceğim sürpriz. Peki. Sürpriz. Gelsinler. Ben de geleceğim izleyeceğim. Tabii söylemek geleceksiniz. Yok. Sonu başımızla söyleme. Beraber. Ne zaman başlıyor oyun? Herhalde şeyde biz ağır aksak prova yapıyoruz. Engin Gürmen benim çok eski dostum. Çok beraber çok aynı oyunlarda çalıştık. Evet. Seni yormam Zihnicim dedi. Yavaş yavaş çıkarırız dedi. Arkamızdan atlı kovalamıyor dedi. Mart'ın ortasında, Mart'ın sonunda çıkar dedi. Güzel. İyi dedim ben de. Şahane. Biraz da okkalı kelimeler var arada. Onları bir kısmını çıkarttılar bize. Evet ya yani biraz kestiler filan. Yavaş yavaş çalışacağız işte çalışıyoruz. Çok heyecanlı. Peki sen durmamışsın tabii. 2022'de Afife Jale'den ödül almışsın. Adana Tiyatro Festivali'nde onur ödülü almışsın. Evet. 2022'de yoğun geçmiş. Bir de Benim Canım Kerem'in filminde oynamışsın. Oregon. Evet. Yani Oregon. Ümit Ünal'a ait Ümit senaryosu Ünal'a biliyorum ve Canım Kerem Ayan yönetti. Canım Kerem Ayan yönetti. Çok canımdır benim. Bir de Güven Bana diye bir filmde daha oynadım. Güven Bana. Evet. Selçuk Aydemir yönetti. Güven Bana. Hatta Kültür Bakanı Yardımcısı Özgür Hanım bana şey verdi. Türk sinemasında sansür tarihi diye 3 ciltlik bir ansiklopedi verdi. Ha. Ondan sonra bana verdiler onu dedim. Bu dedim çok
kapsamlı bir kitap. Benim de gözümde sarı nokta var dedim bunların hepsini. Selçuk Aydemir'e dedim, sen yönetmensin, senin çok işine yarar Selçuk'cum dedim. Mareş göstererek bu dedim, asitömedi sen de kalsın dedim. Ona armağan ettim. Hediyeyi yönetmene hediye ettim. Evet, süper. Evet, ettim. Peki ben Oregon'u merak ediyorum Zihni abicim. Ferit Oregon. Aktuğ var, Selen Uçer var, Nazlı Bulun var, Özgür Emre Yıldırım var, Nejat İşler var, Nevra Serez de var. Nevra canım Nevra ablacığım. Karı koca oynadık. Karı koca mı oynadınız? Evet, evet. Ay Allah'ım ne güzel. Nevra benim bir adına de... duyunca demiş o şimdi burada doğaçlama yapar demiş. O demiş şey yok bir tembihliyiz biz kulağını çektik yapmayacak demiş. Yaptınız değil mi? Bir yerde yaptık. Yaptınız. O da hoşum, Nevra'nın da hoşuna gitti ama. Tabii ne güzel. Bir de Kerem öyle şeylere çok... Açık bir adam açık, yani fevkalade, diye düşünüyorum. Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu başrollerde oynuyor. Evet. İtalyan besteci Pivio üstlenmiş müzikleri. Ha, ben çok merak haberim. Ediyorum. Valla Oregon nedir filan diyorlar. Ben dedim Oregon... Ya dedim bu ada okuma provası... Bu Oregon nedir ya Allah aşkına dedim. Bana söyleyin dedi Kerem Ayhan. Evet. Şey dedi. Bir kaset adı dedi bu dedi. Arada söz vermişler arkadaşlarına bir kaset var getireceğiz. O kaset zaten adamın başını belaya sokan o kapıcı diyor ki bu neye getirdiniz? Ne işe yarayacak? Niye evde yok arkadaşları onu bırakmak isterlerken ne oldu? Niçin? Sen kimsin diye falan böyle bir sorun sor birdenbire neredeyse Türkiye'deki bütün cinayetler üstlerine kalacak yani. Öyle bir Oregon kasetin adı. Aa. Eski anlamda kaseti yani CD MD değil. Çok güzel. Biraz geçmişte geçiyor değil mi? Evet. Zaman, geçmiş zamanda evet, geçiyor. Geçmiş zamanda. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah Kerem'i de konuk etmek istiyorum. Peki Zihni abicim. Canım. Ben tabii seninle böyle eskileri konuşmayı çok istiyorum. Ama tabii ne zaman yeter, ne program yeter. Yani hakikaten senin hikayeni dinlemeye. Ama böyle dönüp baktığında en kendine teşekkür ettiğin an... Ne? En kendine gurur duyduğun, iyi ki dediğin, helal olsun sana Zihni dediğin an. Şimdi ben evimden çok uzaklaşan bir genç değildim. Sevinç Hanım'a çok aşıktınız siz. Evet. Çok. Evet 46 yıl. Evet. 46 yıl tanışmamız. Bir de bir tane oluyor. Film çekip onun parasıyla evlendiniz değil mi? Evet. Ne tatlı. Şeyle... Bir Ramazan programıydı. O zaman daha İstanbul Televizyonu da açılmamıştı. Teknik Üniversitesi'nin stüdyolarında çekiyorduk. Geçmiş zaman olur ki diye bir şey Ramazan programı. Oradan para o parayla bir de gece yarısı 2'de teslim ettiler parayı. Ben oradan o para cebimde ben Taksim Meydanı'ndan gelip de o zaman Fatih'te oturuyordum. Fatih'te bir araba arayıp da bulup da bir an önce o parayla birlikte ver. Para dediğimde yani 7.000 lira para. Tamam. Ama o zaman için paraydı yani. İşte ondan evlendim ben. Para hazır evlenelim mi dediniz? Dedi borç yapmadan evlenebileceğim. Çünkü ben borçtan çok korkardım ben. Halbuki ondan sonra ne taksitlere girdim de başka. Ondan evlendim. Seden Kızıltunç'tu sebep olan da yani rolü veren, rolü verdiren yapımcısı da oydu. Kulakları çınlasın Seden'cimin. Evet, o parayla evlendim. Yoksa bu oyunu erteliyorduk. 16 ay nişanlı kalmıştım yani. Çok tatlısınız. Peki, kendimle gurur duyduğum yeri anlatıyordunuz ve evinize çok bağlı olduğunuzu söylüyordunuz. Şimdi, Ankara'dayken çok sıkıntı çektim. Tek başımayım. Yani buradan gurbette ilk evin erkek çocuğu bir tek benim. Ablam var ama yani dayanak olan benim yani evde yardımcı olacak olan. Neyse göçmenlik var. Babam iki kere dükkanı yıkılmış Adnan Menderes İstanbul'u imar ederken filan. Bunlar olağan şeyler geçmişte şimdi. Tabii o sırada ben kendi ayaklarımın üstünde dur bu lafa da bayılırım ya kendi ayaklarımın üstünde sen şimdiye kadar başkalarının ayaklarının üstünde mi kaldın? Ben de o lafı biraz gülüyorum. Kendi ayaklarımın üstünde. Neyse gittik. Tabii yani bekarlıktan sıkıntı çekmedim de yani öyle bir yumurta bile kıramaz bilmem ne filan diye. Ben siz güzel yemek yapıyorsunuz. Güzel yemek yaparım. Evet. Bir MasterChef'e katılmadım ama bir güzel yemek. Katılsanız olur yani. İyi yemek yaptığınızı biliyorum. Yapıyordum. Şimdi pek de yapmıyorum ama şey
parasız kaldığım dönemler oldu. Ve dedim bana, dedim sen doktor ol, eczacı ol, yüksek mühendis ol, şudur budur işte zihni ah nah kafa dediğim olmadı. Ha demediniz mi? Demedim. Çünkü bana rahmetli babam dedi ki bu dünyada üç şeyi çok seveceksin dedi. Mutlu olursun dedi. Nedir dedim, işini, eşini, aşını iyi seçeceksin dedi. Hakikaten bu çok doğruymuş yani. Eşimi seçtim. 46 yıllık evliydim. İşimi de seçmiş oldum. Kimse ben mühendis ol diye mühendis olmadım. İkisini seçince ister istemez aşını da seçiyorsun. O günleri böyle ah ne kapı bak keşke biraz gayret etseydim de şöyle olsaydı böyle olsaydı demedim. Pişman keşke lafını kullanmadım o konuda. Yani çok zor şartlar altında yaşadım. Ev kiramı ödeyemediğim zaman oldu. Evimden çıkarıldığım zamanlar oldu filan ama benim mesleğimi seviyorum ben de. Benim mesleğimin şeysi bu. Yani şartları bu. Evet. Türkiye'de tiyatro böyle yani. Halen de öyledir yani. Tabii. Halen de öyle. O bakımdan dönüm noktam olarak pişman olmadım. Keşke demeyeceğim yer orasıydı. Üçüncüsü de Aldin Dorman'ın bana Lüküs Hayat'taki çok istediğim rolü tevdi etmesiyle bu rolü sen oynarsın. Ben de istiyorum Aldin abi dedim. Gence Hanım'a da dedim. Ben istiyorum dedim. Hayatta hep de şey alakart seçme imkanım olmadı. Hep tabldot dedim. Mesleki konuda da. Aa ben bunu oynamam. Yo, öyle bir şey diyemezdim zaten. Tabii. Ödenekli tiyatroda ama bin türlü bahane bulabilirdim yani. Ama yapmadım ben. Verilenleri oynadım. Lüküs Hayat'ta da çok severek oynadım. Ama ne mutlu bana. Hazım Körmükçü'nün rolünü oynadım. Vasfi Rıza Zobu hocamızın rolünü oynadım. Ondan sonra Muammer Karaca'nın Cibali Karakolu'ndaki rol. İçimde bir ukde kalmadı. Bütün o sevdiğim oyunların en sevdiğim rollerini oynadım. Bin şükür. Ama Aldun abi de benim dönüm noktamdır. Şekerim sen yaparsın dedi. Şekerim sen yaparsın. Şekerim sen yaparsın. Ve onu mahcup etmedim ben de. Oynadım. Aa, bana çok kızdı ama zaman zaman. 2,5 saatlik oyun teslim ettik. Oyunu 4 saate çıkarttın dedi. Hiç sevmezsin konuşmayı. Aralarda yapma, doldurmayı. Yapma doğaçlama doğaçlama diye dedi bunları dedi bir sürü şeyler dedi onları yaptığım için 28 sene sürdü zaten dedim yapmasaydım 3 senede kalkıyordum. Ya. Öyle. Bence iyi ki de yaptınız Zihni abicim. Yazmamı ister misiniz? Yaz. Hadi söyleyin ne yazayım? Ağlamayacağım. Ben de seni çok seviyorum. Bir tanem benim sağ ol. Yaşadığıma şükrettiğim anlar tam da böyle zamanlar. Sizin gibi kıymetleri yaşayabildim. Sizin gibi kıymetlerin beni takip etmesi hayattaki en büyük ödül herhalde bana. Yani çocukluğumu bilip yıllar geçtikten sonra sizlerden böyle onurlandırıcı cümleler duyduğumda... Estağfurullah. Bu iyi hissediyorum. Bu bir iltifat değil, bir hakikat. Gördüklerimizi söylüyoruz. Hiç de yanılmadığım için de çok memnunum. Demek ki... Hani bir laf vardır, tabiri mazur gör, teşbihte hata olmaz. Estağfurullah. Yörük at yemini kendi arttırır diye. Sen kendi başarını, kendi çizgini arttırdın ve daha hala böyle Himalayalara doğru yükseliyorsun. Daha güzellikler yaşaman ve hep birlikte yaşatman dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah ömrünü uzun sağlığını daim etsin. Amin, seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. Babacığına İsmail Bey'e çok selam, sevgi, saygılarımı. Anneciğine de öyle, öğretmen hanıma. Baş üstüne. İyiler değil mi? Çok iyiler bin şükür. Tamam maşallah. İyiler. Zaten onlar da şimdi duydu senin dileklerini. İyi ki varsın. Sağ ol. Teşekkür ediyorum yavrum. Bazen programı kapatırken başka bir söze gerek kalmıyor. Bir başka bambaşka sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Canım Zihni abim, ne kadar duygusal bir programdı benim için. Mesleğine, eşine, hayatına duyduğu aşk ne kadar kıymetli. Sayfasının satırlarını bana yazdırdı ve şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda, ne mutlu bana ki çocukluğundan beri seni tanıyorum. Uzun farları yakarak
çok başarılı olacağını görmüştüm. Hiç yanılmamışım. Yolun aydınlık olsun. Seni seviyorum Zihni Babacığım.